Arkadaşlar merhabalar. Şimdi güzel bir yayın yapacağım aslında da. Biraz da küçük bir bildireyim dedim. Küçük bir açıklama yapayım dedim. Önce sesim geliyor mu gelmiyor mu? Bazen böyle bir problem var. Eğer onu bir iletirseniz bana. Ben en azından daha da net anlatmış olayım. Şimdi bakabileceğim mi? Var mı sesim? Sesim orada var mı? Geliyor mu? Bir bak bakayım çünkü anlattığımız bazı şeyler boşa gitmesin. Arif'ciğim birazdan yazacağım ben salonun adresini net olarak. Tamam. Biofarm'da kimyasal var değil mi? Yani bugün saçınızı sprey sıkıyorsanız evet onda da kimyasal var. Yani Vax'larda da kimyasal var. Kullandığınız rolonlarda bile kimyasal var. Yani bunu kötü anlamda anlamayın arkadaşlar. Şu anda bu saçı ben neden gösterdim? Bu saç arkadaşlar yine biz bir başlangıç yaptık. Bir biofarm uygulaması yapıyoruz dedik. Güzel 3 ay 4 ay öncesinde güzel bir çalışmalarla başladık ama şu anda bizlerden görüp de ben de yapıyorum, biz de yapıyoruz deyip de bugün dün gelen arkadaşım da küçük bir hikaye atmıştım zaten. Bugün de ikinci bir arkadaşım. İki gün mü oldu? İki gün mü oldu? Üç gün oldu. Üç gün önce işlem yapılmış bir saç şu anda elimizde. Bence hiç işlemden çıkmış gibi bir hali yok zaten şu anda. İki gün yıkama demişler kardeşime. Ama ben burada zaten yani nasıl diyeyim, uygulama anında iki defa, üç defa şampuan yapıyorum zaten. Ürün veriyorum, istediğiniz zaman yıkayın diyorum, denize gidin, hatta kamp kurun denizlerde. Hiç fark etmez. Bioform, Sertan, perma değil. Permayı artık çok küçümsemeyelim. Biz biofondan bahsediyoruz şu anda. İri dalgalı, su dalgası misali. Çok çok kıvırcık hissedilirse tamam, o zaman biofonun bir tık yukarıda perma olarak geçmiş oluyor artık, öyle de diyelim. Arkadaşlar dikkat edin, yani her yapan arkadaşımız, geçen gün de küçük bir yayın yaptım ama sesim o gün yoktu. Paramparça bir saç kopmaya başlamıştı saç. Hangi saça yapılır, ne yapılır ya da şu ürünlerle ilgili çok fazla arkadaşlarımızın bilgisi yoksa hani mutlaka profesyonel anlamda başka arkadaşlardan yardım alsınlar ama kendileri yapmasınlar. İki gün sonra bu adamların verdiği para aslında bana göre yani bilmiyorum ama hak edilmiş bir para değildir. Eğer üç gün önce biofarm yapıyorsanız, para alıyorsanız, üç gün sonra da ben tekrar düzeltmek istiyorsam bazen burada problem yaşadığım, siz kendinize göre kesim yaptınız. Benim bu saatten sonra bu saçı hem kesim yapmam lazım hem de uygulama yapmam lazım. Ben şu andaki ilk halini göstereceğim. Gösterdim. Bir de bittikten sonraki halini alacağım. Sonra senin düşünceni alabilirim abiciğim. Tamam. Küçük hikaye paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda aynen. Tekrar bir söylerseniz arkadaşlar bana ses gelip gelmediğini, ben denizden biraz daha rahat bir şekilde anlatmış olurum. Tamam, geliyor şimdi ses, tamam. Bu kardeşimin saçını ortam 3 gün önce uygulama yapılmıştı. Uygulama yapılmıştı ama gördünüz herhalde, biraz önce ben bir yayın yapmıştım. Uygulama ne kadar kalmış. Tekrar baştan bir uygulama yaptık. Aslında burada söylemek istediğim yani profesyonel anlamda arkadaşlarımızı tercih edin dememle sebep. Şimdi orada da bir mecburen bir ücret ödüyorsunuz.
ödediğiniz ücretin neredeyse bazen iki katını ödemek zorunda kalıyorsunuz ki ürünle beraber tekrar uygulama yapılıyor. Hani eğer doğru bir adrese giderseniz aslında tek seferdeki yapacağınız ücret ödemesi yani en azından 2 ay 3 ay sizi böyle idare etmiş olacak. Ama böyle olunca iki işlem birden, hani ben meslektaşlarımı kötülemek istemiyorum bu konuda ama lütfen hani bu uygulamalarla ilgili yeteri kadar bilginiz yoksa arkadaşlar dokunmayın. Hani birkaç gün önce de zaten biliyorsunuz tuttuğum saçlar elimde kaldı, kopardım. Hani bilinçsiz bir şekilde bunu canlı yayın yapmıştım. Hatta o gün sesle ilgili problem vardı. Tam anlatamadım. Abim ben sana sorayım ya Mehmet. Nasıl oldu? Güzel oldu abi. Bir ellesene, dağıtsana. Sen bunu mu istiyordun? Böyle istiyordum abi. Yani daha o gün yaptıklarına çok dalgalı olmuştu. Şimdi kıvırcık istemiştim, kıvırcık yaptım. Aynen, eyvallah güzel. Berkan, botoks ürünlerini mecburen vermek zorunda kalıyorum çünkü bunun esnekliği, yumuşaklığı ve parlaklığı lazım. Kabarıklığını engellememiz lazım ve dayanma süresini biraz da uzun hale getirmemiz lazım ki ben arkasından bakım ürünü mutlaka tavsiye ediyorum. Hatta bunlardan çok önce düzleştirme yaparken de bu ürün konusunda çok dilim yandı. Kimse ürün kullanmak istemedi ama sonundaki saçların ne kadar yıprandığını hepimiz gördük. O yüzden bu konularda hani ben biraz daha hassas davranmaya çalışıyorum. Öyle mi? Var mı başka bir isteğin canım? Yok abi. Eyvallah. Yeni imajınla saat veriyorsun. Teşekkür ederim.